ve öğretmenleri, saygıdeğer konuklar ve gözümüzün bebeği sevgili gençler. Eskişehir Türk Ocağı gençlerimize Türk kültürünün zenginliğini bir kez daha hatırlatmak, kültürümüzle gurur duyacak nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak ve milli şairlerimizden Yahya Kemal Beyatlı'yı anmak amacıyla düzenlenen programı arz ederim. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Eskişehir Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Akıncı'nın konuşması, Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Profesör Doktor Nedim Ünal'ın konuşmaları, şiirlerin okunması, ödül töreni kapanış. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve bu coğrafyayı vatan yapan aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız söylenecektir. Değerli misafirlerimiz, değerli veliler, okullarımızın değerli temsilcileri, sevgili gençler, aziz ocaklılar. Türk
Türk Ocakları 25 Mart 1912'den bu yana 96 yıldır Türk milletinin meselelerini kendi meselesi sayan Türk aydınının ocağı olarak hizmete devam ediyor. Bugün bu hizmetlerimizden bir tanesini daha yerine getireceğiz. Biz biliyoruz ki İstanbul fethedildi, vuslata ulaşıldı ama 300 sene İstanbul'u almamızı anlatan bir tek şiir bile yazılmadı. Aldığınız bir coğrafyayı isimlerinizle bezemezseniz, şiirlerinizle süslemezseniz, dağına ovasına, nehrine denizine, kasabasına, köyüne, şehrine kendi isminizi vermezseniz o coğrafyayı vatan yapamazsınız. Yahya Kemal Beyatlı, İstanbul sevdalısı bir şairimiz. Bu eksikliğimizi tamamlayan çok büyük bir şairimiz, milli şairimiz. Bugün onun yazdığı eserlerden 29 tanesini çok sevgili öğrencilerimizin sesinden dinlemek için buradayız. Bu hazırlıkta emeği geçen okullarımızın değerli idarecilerine, sevgili öğrencilerimize, Ocaklı değerli arkadaşlarıma, yine Ocaklı sevgili üniversiteli gençlerimize ben Türk Ocağı Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum. Ve gelecek senelerde yapacağımız bu tür programlarda, şiir okuma günlerinde ve diğer kültürel çalışmalarda yine beraber olmayı arzu ediyoruz. Bu vesileyle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Profesör Doktor Nedim Ünal'ın konuşmaları. Salonun ışıklarını bir görebilir miyim? Çocuklarımın gözlerini bir göreyim. Aziz meslektaşlarım, sevgili çocuklarım, her 3 Mayıs'ta Türk Ocakları şiir okuma günü yapıyor. Bu sene de Yahya Kemal'i hatırlayacağız. Sevgili çocuklarım, Türk milleti 200 seneden bu tarafa bir şaşkınlık içerisinde ne yapacağını bilemez bir şekilde yaşıyor. Bundan en çok da aydınların nasibini alıyor. 200 seneden bu tarafa aydınların ne yapacağını bilemiyor. Bunların içerisinde bir yıldız var ki, Beşir Ayvazoğlu'nun o kitabına koyduğu güzel isimler, Bozgun'da Fetih Rüyası, o Yahya Kemal. Hepimizin birleşeceği, hepimizin üzerinde ittifak edeceği, bizim milli değerlerimizi, kültürümüzü, tarihimizi ve namusumuzu, velhasıl mazimizi, coğrafyamızı, bayrağımızı, her şeyimizi temsil eden bir isim var ki o da Yahya Kemal. Bu milletin hepsinin üzerinde birleşebileceği yegane aydın. Hemen herkesin kendisinden şüpheye düştüğü, kendi değerlerinden şüpheye düştüğü, milli mücadeleyi kazanmış olmamıza rağmen şüpheye düştüğü ve illaki batıcılaşmadan, batı kültürüne inanmadan, batı medeniyetine inanmadan hiçbir şeyin olmayacağını söylerken sadece o yiğit erkek ses, tarihin sesi, milletimizin sesi Yahya Kemal. Ancak mazimizle buluşabildiğimiz takdirde ayağa kalkabileceğimizi söyleyen tek ses. Hepsinin hataları var. Hepsinin eksikleri var. Aklınıza kimler geliyorsa, kimler?
doğrularıyla, sevaplarıyla. Belki hepsi de samimiydi ama hepsinin de eksikleri var. Bir Yahya Kemal var ki tek doğruları söyleyen insan. Milletimizi söyleyen, tarihimizi söyleyen, tarihimize, köklerimize bizi buluşturan insan. İşte bugün o insanı yad etmek üzere buradayız. Çocuklarımızın beynine, milletimizin beynine Yahya Kemal ismi nakşedilmeli. Süleymaniye'de bayram sabahı nakşedilmeli. Atikvale'de nakşedilmeli. Velhasıl Yahya Kemal ve az sayıdaki o muhteşem şiirleri milletimizin beynine nakşedilmeli. Evet, çocuklar gibi şenlik dediği o Akıncılar şiiri her çocuğumuzun kafasına, beynine nakşedilmeli. Yahya Kemal'i okursanız sevgili çocuklarım, Yahya Kemal'de Tuna'yı bulursunuz, Kosova'yı bulursunuz, Mohaç'ı bulursunuz ve medeniyetimizin merkezi ve olmazsa olmaz dediği İstanbul'u bulursunuz. Yahya Kemal siz bir İstanbul'u düşünmek, Yahya Kemal olmadan Türk musikisini düşünmek, Türk medeniyetini düşünmenin imkansız olduğunu Yahya Kemal'i görünce, okuyunca dahi anlarsınız. Onun için sevgili çocuklarım, kendi Gök Kubbemiz kitabı, Eğir Dağlar kitabı, Eski Şiirin Rüzgarıyla kitabı, velhasıl Yahya Kemal'in o muhteşem kitapları ve o güzel şiirleri başucunuzda devamlı durmalı. Devamlı ve hiç eksik olmamalı. Sevgili çocuklar, aydınlarımız kendi tarihlerinden, kendi medeniyetlerinden son 200 senede şüpheye düştüler dedim. Ve özellikle 1800'lerden itibaren hepsi batıya gitmeye, batı kültürünü, batı değerlerini, batı medeniyetini öğrenip onları Türkiye'ye getirmeye çalıştılar. Batı medeniyetiyle iman ve amel etmeye çalıştılar. Yahya Kemal de onlardan birisiydi. Ama Yahya Kemal, evet, çok sevdiği, çok gönül verdiği Paris'e gitti. Gayri milli bir aydın olarak gitti. Oradaki üniversitede aldığı eğitim ve dinlediği hocaların sonucunda onların kendi tarihlerine, kendi kültürlerine, kendi medeniyetlerine ne kadar inandıklarını gördükten sonra Paris'te kendi kültürünü, kendi medeniyetini, kendi tarihini keşfetti, anladı ve kendi kültürüne, kendi tarihine barışık bir aydın olarak, münevver olarak diğerlerin tamamında o şüphe devam ederken o inanmış bir aydın olarak Türkiye'ye döndü. Ve ondan sonra işte Yahya Kemal devleşti. Hepsinde, Cenab-ı Şahabettin'de, Muallim Naci'de, Ziya Gökalp'te, Mehmet Akif'te, hepsinde eksikler varken, şüpheler varken sadece Yahya Kemal'dir ki hiç şüpheye düşmemiş, hiç inhiraf etmemiş, kendi medeniyetine, kendi tarihine, kendi köklerine bağlı bir aydın olarak ve yazdığı çok az sayıdaki şiiriyle Türk edebiyatının, Türk şiirinin üstadı seviyesine rahatlıkla taşınabilecek noktaya gelmiştir. Onun için öğretmen arkadaşlarımdan özellikle istirham ediyorum. Ne olur? Özellikle de bu sene devletimizin Yahya Kemal yılı da olarak ilan etmesiyle, kabul etmesiyle onu da vesile ederek ne olur bu ve bundan sonraki yıllarda Yahya Kemal'i çocuklarımızın beynine çakın. Yahya Kemal'in fotoğrafları her sınıfta yer alsın. Yahya Kemal'in düşüncelerini, fikirlerini, nesillerini, şiirlerini bizim bu güzel evlatlarımıza anlatın. Onlar Yahya Kemal'i bilsinler. Onlar tarih şuuruyla beslensinler ki nereden geldiğimizi. Japon denizinden Paris'e kadar uzanan o dünyanın en muhteşem imparatorluğu, Hun İmparatorluğu'nu, Göktürkleri, Altın Ordu'yu, Selçuklu'yu, Babürleri, Karahanları, evet, Memlükleri ve Osmanlı'yı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni anlasınlar. Köklerinin mazide olduğunu, köklerinin tarihte olduğunu, tarihle buluşmadıkları takdirde tarihten, kendi medeniyetlerinden, kendi kültürlerinden, Yahya Kemal'den, Baki'den, Nedim'den, Fuzuli'den, İbn-i Sina'dan, Farabi'den beslenmedikleri, Kaşgarlı Mahmud'u tanımadıkları, Divan-ı Lügat-ı Türk'te haberdar olmadıkları takdirde ve kendi Gök Kubbemiz kitabı, Eğir Dağlar kitabı baş uçlarında durmadığı takdirde bu milletin ayağa kalkamayacağını anlasınlar. Bir millet ayağa kalkacaksa çocuklarım, sevgili çocuklarım, billahi ancak kendi kültürüne, kendi tarihine inanarak ayağa kalkabilir. Şunu unutmayın, bıçak girdiği yerden çıkar.
yiğit düştüğü yerden kalkar. Onun için biz kendi tarihimize, kendi kültürümüze birleşmeye, tanışmaya, kucaklaşmaya mecburuz. Ne olur öğretmen arkadaşlar, ne olur sizden istirham ediyorum. Bu çocuklarımıza kendi milli tarihlerini, milli kültürlerini, geçmişlerini onlara öğretin. İstanbul'u öğretin. İstanbul'un her semtini öğretin. Zaten Yahya Kemal'in şiirlerini okurlarsa Üsküdar'ı, Moda'yı, Fenerbahçe'yi, evet Suriçi'ni, Fatih'i, evet Koca Mustafa Paşa'yı, Atik Valide'yi, o güzel semtleri ve bir bütün halinde bizim medeniyetimizin teşekküm ettiği, bir araya geldiği bir özeti halindeki İstanbul'u bu çocuklarımız o zaman daha iyi anlarlar. Ben edebiyatçı ve tarihçi arkadaşlarımdan özellikle istirham ediyorum. Yahya Kemal'i çocuklarımıza iyi öğretsinler ve istirham ediyorum. Evet, Çanakkale'ye çok güzel artık bütün çocuklarımızı götürüyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızı İstanbul'a götürelim. Ama İstanbul'daki o muhteşem su içindeki bizim medeniyetimizi bu çocuklarımıza gösterelim, tanıştıralım. Kendi kökleriyle, kendi mazileriyle bulunsunlar. Biz bir şey kullanırken söylüyoruz değil mi? Nesebi sahih mi diyoruz değil mi? Anası, babası, dedesi belli mi diyoruz? Evet, bu milletin anası belli, babası belli, dedesi belli, dedesinin dedesi belli, soyu belli, sopu belli. Bu millet doğar doğuğundan çıkma bir millet değil. Tarih yazmış bir millet. Çok değil. Bundan 350 sene önce bilinen dünyanın 1/3'ünü bu millet yönetiyordu. Çocuklarınıza bunu anlatın. Çocuklarınıza o hakim şuur meydana gelsin. Kendine inansın, tarihine inansın çocuklarınız. Bundan 550 sene önce bilinen dünyanın neredeyse tamamını bu millet yönetiyordu. Çocuklarınıza bunu anlatsın ve anlatın ve aydınlarımızın düştüğü hataya düşmesinler, aşağılık duygusuna kapılmasınlar, kendilerine inansınlar, tarihlerine inansınlar, kendi kültürlerine inansınlar. Özellikle istirham ediyorum. Bu Türk ocağı hepimizin ocağı, milletin ocağı, gelin beraberce çocuklarımıza bunları anlatalım. Niye 3 Mayıs? Sevgili çocuklarım, 3 Mayıs 1944'te bu vatanı seven, Türk milliyetçiliği fikrine gönül vermiş aydınlar, münevverler, kimler? Orhan Şahin Gökçe gibi edebiyat kitaplarınızı, muhteşem şiirlerini okuduğunuz büyük edebiyatçı. Türk tarihinin, Türkiye Enstitüsü'nün kurucusu, Türk Tarih Kurumu'nun kurucusu Fuat Köprülü Bey, Ordinarius Profesör Fuat Köprülü. Kimler? Kimler yok ki? Ordinarius Profesör Zeki Veli Dolan, Türk tarihinin en büyük ismi ve Başkırtistan Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı Nihal Assız Bey ve onların dava arkadaşları 3 Mayıs 1944'te o zamanki iktidar hatalı uygulamasıyla mezarlıklara atıldılar, evet tapınaklara atıldılar, tırnakları söküldü, işkenceler gördüler. Biz Türk milliyetçisiyiz dedikleri için unutmayın o kara günler. Evet, bu memlekette milliyetçiliğin horlandığı, yasaklandığı günlerde yaşandığı ve Türk tarihinin en büyük isimleri tapınaklara kondu. 3 Mayıs 1944 ben Türk'üm, ben Türkçüyüm, ben Türk milliyetçisiyim diyen insanların tapınaklara konduğu o aziz ve mübarek Çile günleridir. İşte Türk Ocakları o günü de hatırlamak üzere 6 senedir evet Türk kahramanlığını, Türk vatanını, Türk coğrafyasını ve lazım bizim değerlerimizi konu edinen bu şiir okuma günlerini yapmakta devam ediyor. İnşallah Allah ömür verdiği müddetçe Türk Ocakları 1912'den bu tarafa, bu tarihe, bu kültüre, bu millete fisebillah tamamıyla gönüllülük esasına göre bu milletin vicdanını temsil etme istikametinde bundan sonra da devam edecek. Bu ocak, bu ocak kuruluşuna 19 yaşındaki askeri tıbbiyeli gençlerin vesile olduğu milletin ocağı. Milletin ocağı. Şunun bunun değil. Siyaset üstü, partiler üstü bu milletin ocağı. Evet, bu milletin ocağı bundan sonra da yanmaya, bundan sonra da bu milletin kültürüne, tarihine sahip çıkmaya davet edecek. Devam edecek. Çocuklarımın gözlerinden öpüyorum. Allah onları bu millete bağışlasın. Allah onlara bu milletin kültürüyle her zaman iman ve amel etmeyi nasip etsin. Bu milletin kültürüyle barışık yaşamayı nasip etsin ki milletimizin geleceğe faydalı olsun. Öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum bu çocuklarımı hazırlayan, onlara emek verenlere. Anne babaları kutluyorum. Böylesine hayırlı, mübarek ve bu milletin geleceğinde önemli vazifeler üstlenecek bu hayırlı evlatları yetiştirdikleri için ve hepinizi hürmet ve
ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884'te Üsküp'te doğdu. Asıl adı Ahmet Agah'tır. 3. Mustafa Devri'nin Sancak Beylerinden Şeyh Suvar Paşa soyundan gelir. Beyatlı soyadı Şeyh Suvar sözcüğünün Türkçesidir. Selanik ve İstanbul Vefa İdadilerini bitirdikten sonra Paris'e giderek Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi. Gençlik yıllarını bu kentte geçiren şair, yurda dönünce Darülfünun öğretim kadrosundan atandı. Üniversitede medeniyet tarihi, Batı edebiyatı tarihi, Türk edebiyatı tarihi derslerini okuttu. 1922'de Lozan Konferansı'na giden Türk heyetinde danışman olarak bulundu. 1923'te Büyük Millet Meclisi'nde Urfa milletvekili seçildi. 1926'da Varşova, 1929'da Madrid ortaelçilik görevlerini üstlendi. 1931'de Lisbon ilçisi oldu. 1948 yılına kadar sırasıyla Yozgat, Tekirdağ, İstanbul milletvekili olarak mecliste bulundu. 1948'de Pakistan Büyükelçisi oldu. 1949 yılında emekli olarak yurda döndü. 1 Kasım 1958 yılında vefat etti. Şiir kitapları Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rübailer ve Hayyam Rübailerini Türkçe Söyleyiş, Düz Yazıları, Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi Hikayeler, Siyasi ve Edebi Portreler, Edebiyata Dair, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım, Tarih Muhasebeleri, Mektuplar, Makaleler. Yahya Kemal, Türk'ün öz değerlerini, zevkini halkın diliyle anlatma çabasındadır. Şiirlerinde hevesin, esinlenmenin değil, geniş bir kültürün, derin bir felsefenin dile geldiğini görürüz. Yahya Kemal, Türk arzusuna son ve en güzel biçimini vermiştir. Yahya Kemal, modern Türk şiir dilinin yolunu açanların başında gelir. Şiirimize batılı anlayışla yaklaşmıştır. O, günlük yaşantının dışına çıkarak tarihimizin kahramanlıklarına, duygunun sonsuzluklarına uzanır. Divan şiirimizle yeni şiir arasındaki köprüyü kurar. Şiirde bilinçli duygulanmanın mimarlığını yapar. Paris'te okuduğu yıllarda derslerini dikkatle izlediği ünlü Fransız tarihçisi Albert Sorel'in "Dünyada henüz keşfedilmemiş 2 şey vardır. Coğrafyada kutup ve tarihte Türklük" sözü onun hayatını şiddetle etkiler. O günden sonra kendini Türk uygarlık tarihini incelemeye ve anlatmaya verir. Şiirlerin okunmasına geçiyoruz. İlk olarak Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi'nden İsmail Altıçek Vuslat adlı şiiri okuyacaktır. Thank you.
cananla beraber uyuyanlar. Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar. Bir halsı tükenmez gece sanmakla zamanı. Görmezler ufuklarda şafakların söktüğü anı. Gördükleri rüya ezeli bahçedir aşka. Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgarı başka. Bülbülden o eğlencede feryat işitilmez. Gül solmayı, mehtap azalıp gitmeyi bilmez. Gök kubbesi her lasa, bütün gözlere mavi. Zenginler o cennette fakirlerle müsavi. Sevdaları hülyalı havuzlarda serinler. Sonsuz gibi bir fıskiye ahengini dinler. Bir ruh o derin bahçede bir defa yaşarsa, boynunda onun kolları, koynunda o varsa, dalmışsa onun saçlarının raliyasıyla, sevmekteki efsunu duyar her nefesiyle. Yıldızları boydan boya doğmuş gibi varlık, bir mucize halinde o gözlerdendir artık. Kanmaz en uzun buseye, öptükçe susuzdur. Zira su satan zevk o dudaklardaki tuzdur. İnsan ne yaratmışsa yaratmıştır o tuzdan. Bir sır gibidir az çok ilah olduğumuzdan. Onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler. Bir gün nereden, hangi tesadüfle gelirler? Aşk onları sevk ettiği günlerde kaderden, rüzgar gibi bir şey kalır oldukları yerden. Geldikleri yol, ömrün ışıktan yoludur o. Alemde bir akşam, ne semavi koşudur o. Dört atlı o gergerdine, gelirken dolu dizgin. Sevmiş iki ruh, ufku görürler daha emin. Simaları her lahza, parıldar bu zaferle. Gök her tarafından donanır meşalelerle. Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar. Varlıkta bütün zevki o cennette duyanlar. Dünyayı unutmuş bulunurken usularda, zalim saat ihmal edilen vakti çalar da, bir an uyanırlarsa lesiz uykulardan, baştan başa her yer kesilir kapkara zindan. Bir faciadır böyle bir alemde uyanmak, günden güne hicranla bunalmış gibi yanmak. Ey talih, ölümden ne beterdir bu karanlık? Ey aşk, o gönüller sana mal oldular artık. Ey vuslat, o aşıkları efsune rahmet. Ey tatlı ve ulvi gece, yıllarca devam et. Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi'nden Ali Kerimoğlu Deniz Türküsü adlı şiiri seslendirecektir. Saatinden belli. Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça ve hayalinde doğan halede yaklaştıkça. Dalga kırmaları ardında büyür tenhalık. Başka bir çerçevedir gitgide dünya artık. Dalgın milleri gittikçe sarar başka siyah. Mavidir her taraf, üstün gece, altın derya. Yol da benzer, hem uzun hem de güzel bir masala. O saatler ki geçer baş başa yıldızlarla. Lakin az sonra hissiz uyku bir encama varır. Bir katın gördüğü rüya biter,
etraf ağrır. Son güneşten sular üstündekiler kendileri, ta uzaklarda şafak bir bir açar perdeleri. Musikisiyle bir alem kesilir çalkantı ve nihayet görünür gök ve deniz saltanatı. Girdiğin aynada geçmiş gibi diyor küreye, sorma bir saniye şüpheyle sakın yol nereye? Ayılıp neşeli yükseltici sarhoşluktan, yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan. Duy tabiatta biraz sen de ilah olduğunu, ruh eren varlığının zevkine duymak yolunu. Çıktığın yolda bugün yelken açır, yap yalnız. Gözlerin arkaya çevrilmeyerek pervasız. Yürü, hür maviliğin bittiği son hatta kadar. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Mustafa Kemal Atatürk'e göre Yahya Kemal geniş tarih kültürünün eseridir. Şairlerimiz esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir. Atatürk Anadolu Meslek Teknik Lisesi'nden Osman Kepenek Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiiri okuyacaktır. Thank you.
kapı açmış buradan gökyüzüne. Ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları. Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı. Ulu mabed, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden abide zannettim de. İstanbul'dan anıyor her biri bir vakayı, heybette bu.
yaşayanlarla beraber bulunan efare. Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı. Atatürk Lisesi'nden Burak Koşumcu Bir Başka Tepeden adlı şiiri okuyacaktır. Sende yatan. Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nden Merve Emir Ses adlı şiiri okuyacaktır.
Yahya Kemal'in sanatının çıkış noktası yalnız bizim olanı aramaktır. Onca önemli olan Türk toplumunun ruhu, tarihi ve sezişidir. İslamlığı derin bir aşk ve iman olarak kavrayan Yahya Kemal, birçok yazar ve düşünürün yapmaya çalıştığı millet tarihini de en iyi ve lirik yapabilen milliyetçidir. O, İstanbul'u sanatının bağrına basmış ve ömrünün sevgilisi yapmıştır. Mütarekenin en kara günlerinde İstanbul'un güzelliğini, Osmanlı ve Selçuklu cengaverliğini, Türk şiir ve mimarisini sanatının imliğinden çekip bize bir teselli iksiri gibi sunmuştur. Atayurt Fermi Sesi, Ziya Yağız. Atayurt Fermi Sesi, Ziya Yağız Koçak, İstanbul'un fethini gören Üsküdar şiirini okuyacak. Üsküdar, bir ulu rüyayı görenler şehri. Seni gıpta ile hatırlar vatanın her şehri. Hepsi der, hangimiz görmüş onun gördüğünü? Hepsi der, hangimiz görmüş onun gördüğünü? Bizim İstanbul'u fethettiğimiz o mutlu günü. 53 gün en mehabetli temaşa ediyor. Sanki halkın uyanıp gördüğü rüya gidiyor. Şimdi 500 sene geçmiş o büyük hatıradan. 53 günde o hengame görülmüş burada. Canlıdır levhası hala beşer ettikçe hayal. O zaman ortada her saniye gerçek bir hal. Gürlemiş Topkapı'dan bir yeni şiddetle daha. Şanlı namıyla büyük top denilen ejderha. Sarp edilmiş nice kol kuvveti, gündüz ve gece. Karadan sevk edilen yüz gemi geçmiş Halice. Son günün cengi olurken ne şafakmış o şafak. Üsküdar gözleri dolmuş, tepelerden bakarak. Görmüş İstanbul'da 100.000 meleğin uçtuğunu. Saklamış durmuş, asırlarca hayalinde bunu. Cemal Mümtaz Anadolu Öğretmen Lisesi'nden Betül Kemer Hayal Şehir adlı şiiri okuyacaktır. Ezeli mağfiretin böyle bir ikliminde
bize. Halkının hinkârı her semtini bir cennet eden, karşı sahilde karanlıkta kalan her tepeden, gece birçok fukara evlerinin lambaları, en sahih aynadan aksettiriyor Üsküdar'ı. Cumhuriyet Lisesi'nden Emre Yapraklı Ufuklar adlı şiirini okuyacaktır. Ruh ufuksuz yaşamaz. Dağlar ufkunda mehabet. Ova ufkunda huzur. Deniz ufkunda teselli duyulur. Yalnız onlarda bulur ruhu ezeli lezzetini. Bu ufuklar avutur ruhu saatlerce. Fakat bir zaman sonra derinden duyulur yalnızlık. Ruh arar kendine bir ruh ufku. Manevi ufku pek engin, ulu peygamberler, bahsin üstündedir onlar. Lakin hayr mesul idiler dünyada, yaşıyorlardı havarileri ashabiyle. Ne ufuklar, ne güzel ruh imiş onlar ya Rab! Naşını gördümdü. Bakıyorken bana sabit ve donuk gözlerle. Of, acıdan çıldıracaktım. Aradan 59 yıl geçti. Aa, o sabit bakış elan yaradır kalbimde. O yaşarken o semavi, o gülümser gözler ne kadar engin ufuklardı bana. Teneşir tahtası üstünde o gün bakmaz olmuşlardı artık bu bizim dünyaya. Yaşayan her fani, yaşayan ruh özler. Her sıkıldıkça arar dar hayatında. Ya dost ufku, ya canan ufku. Edi Sosyal Bilimler Lisesi'nden Ali Kıvrak, Atik Valide'den inen sokak adlı şiiri okuyacaktır. İftardan önce gittim Atik Vadi semtine. Kaç defa geçtiğim bu sokaklar bugün yine sessizdiler. Fakat Ramazan maneviyeti beni tatlı intizara çevirmiş sükuneti. Semtin uçlu halkı süzülmüş benizliler. Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer. Bakkalda bekleşen fıkara kızcağızları az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı. Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün. Bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti. Top gürleyip oruç bozulan lahzadan beri bir nurlu neşe kapladı. Kerpiçten evleri. Ya Rab, nasıl ferahlı bu alem, nasıl temiz. Tenha sokakta kaldım, oruçsuz ve neşesiz.
yurdum bu iftarından uzakta kalmanın gamı, hadsiz yaşattı ruhuma bir gurbet akşamı. Bir tek düşünce oldu keserli bu dertime, az çok ferahladım ve dedim kendi kendime, onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür. Madem ki böyle duygularım kaldı, çok şükür. Madem ki böyle duygularım kaldı, çok şükür. Fadime Sarar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Zeynep Rana Tunalı, Mehlika Sultan adlı şiiri okuyacaktır. Asırlarca bilinsin.
bir bir açılırken göğe son defa yarışıyor. Allah'a giden yolda meleklerle konuşuyor. Geçtik hepimiz dört nala cennet kapısında. Gördük ebedi cennetleri bir anda yanında. Bir bahçede şimdi o şehitlerle beraber. Bizler gibi ölmüş o yiğitlerle beraber. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir ordunu yendik. Ak Tolgalı beyler beni haykırdı. İlerle bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi bir semt atıldık yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış gönlünüzde. Hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nden Arzu Altınbaş Vuslat adlı şiiri okuyacaktır. Hicranla bunalmış
yanmış gibi yanmak. Ey talih, ölümden ne beterdir bu karanlık? Ey aşk, o gönüller sana mal oldular artık. Ey ustad, o aşıkları efsununa rahmet. Ey tatlı ve ulvi gece, yıllarca devam et. Hoca Ahmet Yesevi Lisesi'nden Savaş Cephekaya, İstanbul Ufuktaydı adlı şiiri okuyacak. İstanbul Ufuktaydı. Gurbetten uzun yolculuk etmiş dönüyordu. İstanbul ufuktaydı. Doğrulduğumuz ufka giderken sevdalı yüzüşlerle Yunuslar yol gösteriyordu. İstanbul ufuktan simasını göstermeden önce kalbime göründü. Özentili kalbimde bütün çizgileriyle, binbir kıyı, binbir gecesiyle, binbir tepesiyle. Yıllarca uzaklarda yaşarken İstanbul'un hicranla tahayyül veriyordu. Yer kalmadı beynimde hayale. İstanbul artık bu dönüş son dönüş olsun. Son yıllarım artık geçsin o tahayyüllerimin çerçevesinde. Bir saltanat dikimine benzer bu şehirde, hülya gibi engin gecelerde, yıldızlara karşı Canan'la beraber. Allah İçecek sıhhati bahşetse bu kâfi. Türk Ocakları belgeselinin takdimi. Düşman vatanın harim hizmetine ta Yeşilköy'e dayanıp Zafer abidesi bile dikmiştir. Hır
yakından gelirim adım Sinan'dır. Gizlenme nemçörü halimde yamandır diyecek. Ne kudret vardır, ne gayret. Mahşeri hafızada kalanlar, devleti ve milleti yaşatmanın yollarını arayanlara sadece ilham kaynağı olabilmektedir. Her türlü hukuklarına riayet ederek onları Allah'ın emaneti kabul edip gözeten devletlerine... ...19 Mayıs Anadolu Lisesi'nden Şükrü Bitirgen Ok adlı şiiri okuyacaktır. Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgarına.
Doktor Orhan Uğuz Lisesi'nden Özgenur Daktekin Aşk Hikayesi adlı şiiri okuyacaktır. Şehirlerinde geçerken çocukluğum, her lahza bir alev gibi hasretti duyduğum. Kalbimde vardı bayrağını bedbaht eden melal, gezdim o yaşta dağları, bu liyağın içinde ya. Aldım Rakofça kırlarının hür havasını, duydum akıncı ceplerimin ihtirasını. Her yaz şimale doğru asırlarca bir koşu, bağrımda bir akis gibi kalmış uğultudu. Mağlupken oldu, yastı dururken bütün vatan, rüyama girdi her gece bir Fatiha nezan. Hicretlerin bakiyesi hicranlı duygular, mahzun hudutların ötesinden akan sular, gönlümde hep ozanla beraber çağırdadı. Bildim, nedir bundaki sonsuzluğun tadı? Bir gün dedim ki, istemem artık ne yer ne yar. Çıktım sürekli gurbete, gezdim diyar diyar. Gittim o son diyara ki, serhaddidir yerin, hala dilimdedir tuzu, engin denizlerin. Garbın ucunda son kıyıdan en gürültülü, bir met zamanı gökyüzü kurşunla örtülü. Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi, gördüm güzel vücudunu zümrütleyen deri, keskin bir ürperişle kımıldandığı an ve an, baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan. Sonsuz ufuktan o ne coşkun gelişti o. Birden nasıl toparlanarak kükremişti o. Yerken vapur ne varsa kaçışmış limanlara, bin mağara ağzı açmış ulurken uzun uzun. Şekvanı dinledim ezeli mustarip deniz, duydum ki ruhumuzda bu gurbette sendeniz. Dindirmez anladın bunu hiçbir güzel kıyı, bir bitmeyen susuzluğa benzer bu ahi. Sarıcakaya Çok Programlı Lisesi'nden Ayşenur Toygar Mehrika Sultan isimli şiiri okuyacaktır. Mehrika Sultan,
Mehlika Sultan'a aşık yedi genç. Gece şehrin kapısından çıktı. Mehlika Sultan'a aşık yedi genç, kara sevdalı birer aşıktı. Bir hayalet gibi dünya güzeli, girdiğinden beri rüyalarına, hepsi mesur o muamma güzeli. Gittiler görmeye Kap Dağlarına, hepsi sırtında hicranla dolu. Her günün ufkunu sardıkça gece, dediler belki son akşamdır bu. Bu emel gurbetinin yoktur ucu. Daima yollar uzar, kalp üzülür, ömrü oldukça yürür her yolcu. Varmadan menzile bir yerde ölür. Mehlikan'ın kara sevdalıları vardılar çıtırığı yok bir kuyuya. Mehlikan'ın kara sevdalıları baktılar korkulu gözlerle suya. Gördüler aynada bir gizli cihan, ufku çepçevre ölüm sahipleri. Sandılar doldu içinden bir an, o uzun gözlü uzun saçlı peri. Bu hazin yolcuların en küçüğü bir zaman baktı o viran kuyuya. Ve neden sonra gümüş bir yüzüğü parmağından sıyırıp attı suya? Su çekilmiş gibi rüya oldu. Erdiler yolculuğun son demine. Bir hayal alemi peyda oldu. Göçtüler hep o hayal alemine. Mehlikan'ın kara sevdalıları seneler geçti henüz gelmediler. Mehlikan'ın kara sevdalıları oradan gelmeyecekmiş dediler. Süleyman Çakır Lisesi'nden Gülay Kırlı Deniz adlı şiiri okuyacaktır. Deniz, bir gün deniz ölgündü bir oltayla balıkta. Kuşlar gibi yalnız, yapayalnızdım açıkta. Şehrin elinden bir uzak merhaledeydim. Fanileri gökten ayıran perdeye değdim. Rüzgarlara benzer bir uğultuyla sulardan, sesler geliyor sandım ilahi kurulardan. Her an daha coşkun, daha yüksek, daha gergin. Binlerce ağızdan bir ilahi gibi engin. Sesler denizin ufkunu uçtan uca sardı. Benzin ölümün şiiri yayıldıkça sarardı. Kalbimse bu hengamede kuşlar gibi ürkek. Kalbim heyecandan dedi, artık dönelim çek, kafi. Ölülerden gelen ahenge kapılma. Birdenbire hissettiğim ufuktan bir atılma. Baktım ki deniz insanı durgun suyu yardı. Bir dev gibi müniz ve uzun saçları vardı. Durdum dedi, madem ki deniz ruhuna sır verdi sesinden. Gel kurtul o dar varlığın hendesesinden. Son zevkin eğer aşk ise ummanla karşı tat. Boynundan o canan dediğin laşeyi silk at. Kirpikte zülfün o ihanet dolu gözler. Rikkatle bakarken diye bir fırsatı özler. Aldanmak isen bir susamış ruh o bir aç. Sen bir susamış ruh o bütün ten ve bir saç. Ummana çıkar burada bugün beklediğin yol. Ah kalbini girdaba açıl engine ruh ol. Sivrihisar Anadolu Öğretmen Lisesi'nden Cihan Öz, Bohaç Türküsü adlı şiiri okuyacaktır. Müzik
bizdik o hücumun bütün aşkıyla karakteri. Bizdik o sabah ilk atılan safta güzel. Uçtuk muhaç ufkunda görünmek hevesiyle. Canlandı o meşhur ova mantık. Petin daha bir ülkeyi parlattığı gündü. Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü. Gül yüzlü bir afetti ki her bu sesilale. Girdik zaferin koynuna kan dolu. Dünyaya veda ettik, atıldık dolu dizgin. En son koşumuzdur bu asırlarca bilinsin. Bir bir açılırken göğe son defa yarıştı. Allah'a giden yolda meleklerle karıştı. Geçtik hepimiz dört dala cennet kapısında. Gördük ebedi cepleri bir anda yakında. Bir bahçedeyiz şimdi şehitlerle beraber. Bizler gibi olmuş o yiğitlerle beraber. Lakin kalacak bulduğumuz toprağı bizden şimşek gibi bir hatıra nal sesler. Tayfur Bayar Lisesi'nden Hatice Çakır, Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiiri okuyacaktır. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede. Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek, ne garip alem bu. Hava boydan boya, binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş, eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış, nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden düşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Ordu milletlerin en çok dövüşen en sarpı. Adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı. En güzel mabedi olsun diye en son dinin budur öz şehri hayal ettiği mimarinin. Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeli. Taşımış harcını gazileri serdariyle, taşıyanmış nice bin işçisi mimariyle. Hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne uhrevi bir kapı açmış burada gökyüzüne. Ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları, bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı. Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi, senelerden beri rüyada görüp özlediğim cetlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını. Görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes, nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen vermesi.
hesaplı biri. Dinliyor vecdine tekrar alınan tekbiri. Kimdir? Banisi mi? Mimari mi ulvi eserin? Ta Malazgirt Ovası'ndan yürüyen Türk oğlu. Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu. Yüzü dünyada yiğit yüzlerin en güzeli. Çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli. Hem büyük yurdu kuran, hem koruyan kudretimiz. Her zaman varlığımız, hem kanımız, hem etimiz. Vatanın hem yaşayan varisi, hem sahibi o. Görünür halka bugünlerde, teselli gibi o. Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde, hem de çoktan bir kaybettiğimiz yerlerde. Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri, koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri. Gökte top sesleri var, belli derinden derine. Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklar'dan mı? Konya'dan, Bursa'dan, İzmir'den, uzaktan uzağa. Çarpıyor birbiri ardınca, o dağdan bu dağa. Şimdi her merhaleden, ta Beyazıt'tan, Van'dan, aynı top sesleri birdir geliyor her yandan. Ne kadar engin, duygulu ve mübarek bu sefer. Kadın, erkek ve çocuk, gönlü dolanlar yer yer. Dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını, Mahaç topları ardınca çaldıran toplarını. Gökte top sesleri birbiri nereden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Nivolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan. Anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı, Budin, Eylül ve Uyvar'dan mı? Son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalar karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Tanrı'ya, gördüm bu saatlerde yine yaşayanlarla beraber bulunan ervahı, doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı. Ticaret Borsası Lisesi'nden Esra Yunak Sessiz Gemi adlı şiiri okuyacaktır. Geçti.
Anadolu Teknik Lisesi'nden Kutlay Öztürk Sessiz Gemi adlı şiiri okuyacaktır. Demir almak mı gelmişse zamanda, meçhule giden bir gemi kalkar bu limanda. Hiç yolcuz yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne demir kol. Ühtümde kalanlar bu seyahatten önemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Bir çare görürler ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Bir çok gidenin her biri memnun ki elinden. Bir çok seneler geçti dönen yok seferinden. Yılmaz Çetintaş Lisesi'nden Ayşe Çalışır, Deniz Türküsü adlı şiiri okuyacaktır. Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça ve hayalinde doğan mahkeme yaklaştıkça dalga kıvrımları ardında büyür tenhalık. Başka bir çerçevedir gitgide dünya artık. Daldığın mihveri gittikçe sarar başka ziya. Mavidir her taraf. Üstün gece, altın derya. Yol da benzer, hem uzun hem de güzel bir masala. O saatler ki geçer baş başa yıldızlarla. Lakin az sonra bizi uyku bir encama varır. Hikatin gördüğü rüya biter, etraf ağrır. Son gümüşten sular üstünde giderken ilerim. Ta uzaklarda şafak bir bir açar perdeleri. Musikisiyle bir alem kestir çalkantı. Ve nihayet görünür gök ve deniz saltanatı. Girdiğin aynada geçmiş gibi diğer köye. Sorma bir saniye sakın şüpheyle yol nereye? Ayılır neşeyim sertici sarhoşluktan. Yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan. Duy tabiatta biraz sen de ilah olduğunu. Ruh erer varlığın zevkine duymakla bunu. Çıktığın yolda bugün
yelken açık, yapayalnız. Gözlerin arkaya çevrilmeyerek pervasız. Yürü, hür maviliğin bittiği son hadde kadar. İnsan, alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Yunus Emre, Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nden Muhittin Selçuk, Atik Akıncılar adlı şiiri okuyacaktır. Biraz sen de ilah olduğunu, ruh eren zevk
alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Değerli davetliler, gençlerimizin hepsi çok emek vermişler. Hepsi de şiirleri çok güzel seslendirdiler. Efendim, marifet iltifata tabidir. Şimdi şiir okuyan tüm gençlerimizi ödüllendirmek üzere sahneye davet ediyorum. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi'nden İsmail Altıçek, Anadolu Ticaret ve Meslek Lisesi'nden Ali Kerimoğlu, Atatürk Anadolu Meslek Teknik Lisesi'nden Osman Kepemek, Atatürk Lisesi'nden Burak Koşumcu, Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nden Merve Emir, ismini okuduğum öğrenciler şöyle ödüllerini vermek üzere Türk Çocuğu Hanımlar Kurulu üyesi, Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Özden Tezeli arz eder. Fen Lisesi'nden Ziya Yağız Koçak, Cemal Mümtaz Anadolu Öğretmen Lisesi'nden Betül Kemal, Cumhuriyet Lisesi'nden Emre Yapraklı,
Sosyal Bilimler Lisesi'nden Ali Kıvrak, Fadime Sarar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Zeynep Rana Tunalı, öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere 19 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Tamer Erdem'i davet ediyorum. Samet Solmaz, Gazi Anadolu Meslek Lisesi'nden İnci Corcor, Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nden Arzu Altınbaş, Hoca Ahmet Yesevi Lisesi'nden Savaş Tepekaya, 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nden Şükrü Bitirgen, ödüllerini vermek üzere Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Atilla Akıncı'yı davet ediyorum. Thank you.
Süleyman Çakır Lisesi'nden Gülay Kırlı, Tayfur Bayar Lisesi'nden Hatice Çakır, Ticaret Borsası Lisesi'nden Esra Yumak, Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi'nden Kutlay Öztürk, ödüllerini vermek üzere Türk Ocağı Eskişehir Şubesi eski başkanlarından Orhan Keskin'i davet ediyorum. Lisesi'nden Ayşe Çalışır, Yunus Emre Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nden Muhittin Selçuk Atik, Habib Edip Görehan Kız Meslek Lisesi'nden Cansu Karahan, ödüllerini vermek üzere Türk Ocağı Eskişehir Şubesi Başkanı Profesör Doktor Nedim Ünal'ı davet ediyorum. Milli kültürümüzün yaşaması, milli kültürümüzle
buluşmamız istikametinde isabetli bir şey yaptığımızı hep beraber gördük. Bu çocuklarımızın kafasından ve gönlünden Yahya Kemal çıkmayacak. Akıncı çıkmayacak. Süleymaniye'den bayram sabahı bu çocuklarımızın gönlünde ve beyninde kazınacak inşallah. Gerektiğinde de çalışıp, okuyup yeniden akınlara hazır olacaklar. Bugünün hazırlanmasında emeğe geçen Süleyman Akıncı kardeşimin başkanlığındaki arkadaşlarıma ve bugünü çok güzel bir şekilde yürüten Bilal Akan kardeşlerime huzurlarınızda teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Ve şimdi topluca bir hafıra fotoğrafı çektirmek üzere, evet, öğretmen arkadaşlarımı lütfen, bunları yetiştiren öğretmen kardeşlerimi, idareci arkadaşlarımı, ödül veren arkadaşlarımı, Türk Hoca Yönetim Kurulu'yu arkadaşlarımı lütfen buraya davet ediyorum. Öğretmen arkadaşlarım lütfen, lütfen, herkes hep beraber şuraya, evet, hep beraber. Evet, hatıra, aile fotoğrafı olur abi. Evet, buraya. Hadi hadi hadi. Bazı Bilal Bey nerede orada? Ertürk Bey. Böyle efendim lütfen. Nerede? Tezen nerede? Mustafa nerede? Özlem Mustafa nerede? Kaçtı mı yoksa? Orada mı?